Hepiniz hoş geldiniz. Thank you.
öğrenmeniz Franz Lehar'ın Mein Lieben Sieg so heiß eseriyle devam edecek. Bu eserde bugün iki tane şans sanatçımız konuk. Fermin Töre bizimle birlikte olacak. Bu eserde benim dudaklarım çok sıcak öper diyor. Giuditta operasında onun bir aryası ve bütün erkekler ona hayran. Bakalım dinleyelim Giuditta neler söyleyecek. Warum mein Teufel liebt mich? Wer kann in mein
Şimdi izninizle tekrar size Avrupa'da küçük bir tura çıkaracağız. Kıvanç Fındıklı'nın bir eseri olan bu eser Karmaşık Beşli ismini taşıyor. Pek çok tanıdık tını duyacaksınız. Bakalım beğenecek misiniz? Thank you.
yavaş yavaş Anadolu coğrafyasına yaklaşıyoruz. Sıradaki eser Ivan Ivanov'un Bulgar Skeçleri isimli eseri. 3 bölümden oluşuyor. İlk bölüm birazcık Bernstein ve caz müziğinden etkilenmiş. İkinci bölüm tamamen Bulgar halk müziği ve son bölüm 3 mü dedim? İkinci bölüm öyleydi. Üçüncü bölüm Balkan müziğinin direkt biz tınılarını duyacağız. Hatta klarnet solosuyla iyi seyirler dileriz. Thank you.
Aşık Veysel'in Kara Toprağı elbette. Aşık Veysel diyor ki, topraktan çıktık, toprakla yaşıyoruz ve toprağa döneceğiz. Merhamet ederseniz o da size merhamet eder. Yatırım yaparsanız karşılığını alırsınız. Her şeyin özü kara toprak diyor. İyi seyirler dileriz. Thank you.
Buradaki esere geçmeden önce size Anadolu Nefesi Beşisi'nin neden bulduğunu anlatmak istiyorum. Öncelikle ülkemizde Batı müziği olarak adledilen hani müzik aslında çok sesli müzik. Çok sesli Batı müziği kavramına biz karşıyız çünkü Japonya'da da icra ediliyor ve çok geniş kitlelere çalınıyor. Bu müziğin tabi belli formu var ama yararlandığı asıl kaynak o yöreye ait ezgiler. Yani bir Alman kent köyündeki halk müziği melodisine alıyor ezgisini, forma uygun onu besteleyip bütün dünyaya açık hale getiriyor. O yüzden biz çok sesli müzik demek istiyoruz buna. Her zaman bugün olduğumuz gibi şanslı olmuyoruz. Sizler çoğunuz, hatta hepiniz müzikle alakalısınız ve bir festival, konser dinlemeye geldiniz. Ama çoğu zaman biz beşli olarak Anadolu'nun en ücra köşelerine gidip anlatmaya çalışıyoruz. Yani müziğin evrensel olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Asıl noktamız bu. O yüzden... Şimdi size ikinci yarıdan önceki son eserimizi seslendireceğiz ve bundan sonraki bütün eserlerde Anadolu'da kopmuş olacak. Bu topraklara özgü olacak. Ve bu bakış açısıyla bu düzenlemeleri yaptık. Daha doğrusu Kıvanç Fındık'la arkadaşımız yaptı. Ona da teşekkür ediyoruz. Güzel. Şimdi sıradaki eser yine Kıvanç Fındık'la klasiği, Karmaşık Potpourri. Demin hani az önce bir müzik turuna çıkmıştık ya Avrupa'da. Şimdi de Anadolu'da bir müzik turuna çıkıyoruz. Hepimiz bu salonda bulunan çeşitli memleketlere aitiz. Bu müzikte de pek çok tanıdık yine mevzu duyacaksınız. İyi seyirler dileriz. Aradan sonra görüşürüz. Thank you.
Anadolu'dayız. Anadolu'da çeşitli yerlere uğrayacağız. İlk eser Tokat'ta geliyor. Sabahın seyirinde. Enver Tören bu eserde bize konuk olacak. Tokat yöresine ait bu eserde diyor ki söyleyen, işte bu gönlümün sultanı geldi. Kemren Aziz ile devam edeceğiz. Aşık Veysel'in Uzun İnce Bir Yoldayım ve en sonda Dolama Dolamayı isimli parçamızı bitireceğiz. Esintiler Ferit Tüzün tarafından yazılmış 3 bölümlü bir suit. Yani aslında pek çok Türk bestecisi var ve eserleri belki Türkiye'de tanındığından daha çok yurt dışında tanınıyor ve icra ediliyor. Bunlardan en güzeli de, en güzel örneklerden biri de Ferit Tüzün. Özellikle orkestrasyon alanında çok başarılı bir isim. Ne yazık ki çok erken kaybetmişiz kendisini. O yüzden çok daha fazla eser besleyebilecekken ne yazık ki çok fazla eseri yok. Esintiler 3 bölümden oluşuyor. İlk bölüm giriş bölümü Allegro. İkinci bölümde biraz sizi Ege kıyılarına götürüyoruz. Zeybek ismi. Son bölümde yine bir halk türkümüzün Habu Diyar ismi. Türkünün bir düzenlemesi. Yine Kıvanç Fındıklı 60 kişilik orkestraya 5 kişi indirgedi. Teşekkür ediyoruz kendisine. Tabii ki her zaman. Müziğin bir sınırı yok. Kim nasıl yaşamak istiyorsa öyle. Biz de çok alışıyoruz. Her zaman katılabilirsiniz seve seve. (Gülüyor)
Baritonumuzdan Kıbrıslı. Kamran Aziz'in
ne yazık ki geçen sene vefat etmiş, kaybetmiş olduğumuz Kamran'ın Al Yemini, Mor Yemini isimli türküsü seslendireceğiz. Bu arada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başkonsolosu ve Kültür Ateşisi de aramızdaymış. Onlara da küçük bir sürpriz olmuş ben olsun. Böyle. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. O zaman Al Yemini, Mor Yemini. Aşk Veysel'den
uzun ince bir yoldayım. Her birimizin uzun ince bir yolu var. Hepimizin mücadele ettiği sıkıntılar, dertler, tasalar. Aşık Veysel de kendi hayatıyla ilgili, körlüğüyle ilgili bu eserinde ve hayattaki o savaşı ile ilgili dert yanıyor diyebiliriz. Yine Kıvanç Fındıklı'nın bir aranjesi. İyi seyirler dileriz. Şarkısı olarak biliniyor. Yöresel olarak sözlerinde değişiklikler olabiliyor ama biz en çok bilineni size seslendireceğiz. Evet, bu kadar. Dolama dolama. Thank you.
Akşam ben uyumadım, akşam ben uyumadım. Uykuma da doymadım, uykuma da doymadım. Kasavet bastı beni, kasavet bastı beni. Yarın gelmiş duymadım, yarın gelmiş duymadım. Aman aman elinden, sarsam ince belinden. Ömsem durdu dilinden, aman aman elinden. Sarsam ince belinden, ömsem durdu dilinden. Rüzgar getirdik izninizle. Tamam. Bir taksi. Divane aşık gibi. Thank you.
Yabancı bir formda ve sende caza daha çok benziyor. Yine yabancı bir arancısı. İyi seyirler dileriz.